Merhaba, Demokratik Sol Parti DSP Genel Başkanı Önder Aksakal T24'ün konuğu. Bugünlerde günün adamı, haftanın adamı, hatta bu seçimlerin bir anda bütün ilgiyi çeken, ilgiyi üzerine toplayan partisi DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim, teşekkür ederim. Hoş T24'de bulduk. Vakit ayırdığınız için. Peki şimdi... Tabii haliyle çok dikkat çekiyorsunuz. Herkesin kafasında çeşitli sorular var ve ben de bunları size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle sorum şu. Siz DSP olarak bölücü bir parti misiniz? Çünkü sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bölmekle suçluyor pek çok yazar, Cumhuriyet Halk Partili ya da tabandan seçmenler. DSP bölücü bir parti midir bu seçimlere giderken? Tam tersi, DSP toparlayıcı bir parti. Özellikle bu seçim döneminde dikkat ederseniz ittifak partileri dahil olmak üzere, yani buna ittifak partileri dediğimde herhalde bizim dışımızdaki hemen hemen bütün partiler giriyor. Kendi içlerindeki dağılmışlığı toparlamaya çalışan ya da toplumun gerçekten iyi niyetli kesimine ve demokratik sol partinin kriterlerine ve programına uygun olabilecek İyi yöneticileri, düzgün insanları kucaklayarak bu dağılmayı önleyen bir parti haline geldik. Bu belki bazı kesimlerin stratejilerini olumsuz etkiliyor olabilir. Öteden beri bilirsiniz, Sayın partimizin kurucusu Bülent Ecevit, Demokratik Sol Parti'yi kurduğundan beri bu terimi hep kullanırlar. DSP bölücü parti, DSP bir bölen falan derler. Ama DSP her dönemde toparlayıcı olmuş ve bu ülkeyi 3 defa yönetmiş bir partidir. Dolayısıyla bunları çok talihsiz beyanlar olarak görüyorum. Talihsiz açıklamalar olarak görüyorum. Demokrasinin özüne aykırı deyimler olarak düşünüyorum bunu. Şimdi bu 31 Mart seçimleri hayati bir seçim olarak adlandırılıyor. Yani ittifaklara mecburen gidiliyor. Çünkü ittifaklara gidilmeden çok dağınık bir oy oranı var ve çok hassas dengeler var. O yüzden ittifaklar yapılıyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz dediniz ki pek çok önemli ismi bünyemizde toparladık. Oysa bu isimler Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ortaklığında, ittifakında aday yapılmayan isimler son dakikada sizin partinize katıldılar. Yani sizinden baştan beri yolda yürüyen isimler değil. Dolayısıyla biz herkesi topluyoruz diyorsunuz ama acaba kullanılıyor olabilir misiniz? Hayır, sizin söyleminizden hareketle ben o zaman bir yanıt vermek isterim buna. Bu isimler hakikaten çok önemli isimler idiyse Cumhuriyet Halk Partisi niye aday göstermedi bu isimleri? Demek ki çok önemsiz isimlermiş onlar için. Ama toplum için önemli isimler olduğu ortaya çıktığında, biz de bunu tespit ettiğimizde elbette ki bütün yurttaşlarımızın anayasadan kaynaklanan seçme ve seçilme hakkını kullanmalarına, demokratik kurallar çerçevesinde kullanmalarına biz de yardımcı oluyoruz, aracı oluyoruz. Çünkü biz de bir partiyiz. İktidara gidebilmek için seçmen sayımızı herhalde uzaydan getirecek insanlarla çoğaltmayacağız. Başka partilerin programlarında aksaklık gördüğünü düşündüğü insanların partimize katılımını da sağlayacağız. Bu demokrasinin en normal sonucu, bu ayıplanacak bir şey değil. Yok, ben bu konuda biraz daha açmak istiyorum. Siz de kendinizi ifade edebilin diye, çünkü çok fazla soru var. Şimdi bu isimler CHP'den aday olmak istediler öncelikle. Mesela Mustafa Sarıgül gibi, başka adaylarınız gibi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki, ben dedi yoklama yaptırdım dedi, nabız tuttum dedi, araştırma yaptırdım dedi. Ve bu isimleri halk istemiyor, seçmen istemiyor ya da CHP'nin parti meclisi istemiyor, parti yönetimi istemiyor. Şu ya da bu nedenle kimseyi zan altında bırakmak istemediğim için isim isim neden istenmediklerini söylemeyeceğim ama bunlar kamuoyuna yansıdı. Dolayısıyla burada şu soru işareti çıkıyor. Ya CHP bu kadar titiz hazırlanıyorken, bu kadar titiz bir aday seçimi yapıyorken, siz bu şekilde çıkarak ve CHP ile bir ittifak yapmayarak aslında CHP'nin, solun, yani AKP ve MHP'nin karşısındaki en önemli muhalefet bloğunu bölmüş oluyorsunuz. Ne dersiniz? Bu. Öncelikle sizin düşünceniz. Ben öyle düşünmüyorum. Eğer çok titiz bir çalışma yaptığını siz düşünüyorsanız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticileri farklı düşünüyorlar. Onlar şöyle beyanat veriyorlar örneğin. CHP bir yanlış yapmış olabilir. Yanlış kararlar vermiş olabilir. Demek ki doğru seçimler yapmamışlar.
Hatta siz Sayın Mustafa Sarıgül'den bahsederek başladınız sohbetinize. Sayın Sarıgül Şişli'de Sayın İnönü'nün başarılı bir belediye başkanlığı yürütmediğini iddia ederek aday olduğunu söylüyordu. CHP de aynı şeyi yaptı. Demek ki başarılı değildi ki Hayri Bey'i aday yapmadı. O zaman bu insanlar gidip yurt dışında bir başka partide mi görev yapacaklar? Elbette ki Türkiye'de seçime katılma yeterliliğindeki olan partiler aracılığıyla topluma hizmet etmek için programlarını anlatacaklar. Onlarla seçim yarışına girecekler. Bu demokrasinin olmazsa olmaz erdemlerinden bir tanesi. Neden yadırganır? Bunu şaşırıyorum yani. Şimdi Genel Başkan Yardımcınız Uğur Gürel hayli dikkat çekici bir açıklama yaptı. Dedi ki CHP kapatılmalı. Çünkü solun önündeki en önemli engel CHP'dir. Bunu biraz açabilir misiniz? Siz nasıl bir sol partisiniz? Hangi değerleri, ne tip bir solu benimseyerek sol partiyiz diyorsunuz? Öncelikle belki seyircilerimizden bunu paylaşın. Solu nasıl tarif ediyorsunuz? DSP'nin bugün temsil ettiği sol nasıl bir sol? Buyurun. Demokratik Sol Parti, enternasyonalist sol değerlerin de dışında, yani emeğe saygının, çalışan kesimlerin devlet yönetiminde daha ağırlıklı olarak yer almasını savunmanın da dışında, Türkiye'nin kendi özgün koşullarını da birleştirerek bir sol anlayışı hayata geçirmiştir. Bunu Bülent Ecevit kurduğu zaman DSP programında bunları detaylı şekilde de anlatmıştı. Yani bir yerli sol anlayışını ortaya koymuştur. Demokratik Sol Parti hiçbir zaman Bolşevik soluyla aynı paralelde bir programa sahip değildir. Aynı paralelde bir işleyişe, örgütsel anlamda da işleyişe sahip değildir. Öncelikli olarak ve en ağırlıklı hissedilen kısmı Demokratik Sol Parti'nin anlayışında inançlara saygılı laiklik kavramı çok büyük ağırlık teşkil eder. Çünkü zaman zaman derler işte laiklik zaten inançlara saygıyı içinde barındırır, kapsar. Ama Türkiye'nin gerçek yaşamında bu anlayış çok hayata geçirilmemiştir geçmişte. Sol düşüncede olan işte o bahsettiğimiz radikal anlamda ya da bolşevik soluna yakın kesimlerce insanların inançları hep küçümsenmiş, alay konusu yapılmış, ibadetini yapanlar farklı değerlendirilmiş. Bülent Ecevit de bunları görerek Demokratik Sol Parti'nin sol anlayışını devletçiliği kesin bir ekonomik politika halinden çıkarıp üretimde devlet egemenliğini, devlet halkın yetişemediği yerlerde devletin katkı vermesini de sağlayarak bu programı hayata geçirmiş. Kendine özgü yani Türkiye'ye özgü bir sol politika üretmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin solculuğunu ya da değilini tartışma lüksümüz yok. Öyle bir görevimiz de yok. Ama söylemlerle eylemlerin örtüşmediği yerlerde, elbette ki parti tabanı bunu çok yakından takip eder. Öncelikli olarak yönetimlere aday olan kesimler başta olmak üzere seçmen düzeyinde de bu yakın ilgi gösterilen konulardır. Eğer söylemleriyle eylemleri bir partinin tutmuyorsa elbette ki seçmenlerde kayma olacaktır. Şimdi biz 1999'da %23 civarında oy aldık. %22.7. 2002'de 1.2 aldık. Peki bizim %22 oyumuz örneğin nereye gitmiş olabilir? Yunanistan'a gitmedi herhalde. Türkiye'de başka partilere gitti. Ama biz hiçbir zaman da çıkıp aman bizim oylarımızı böldüler, bizim oylarımız nereye gitti, filanca bölücüydü, filanca kaçıcıydı demedik. Siyasette böyle jargonlar kullanmak da bana göre biraz önce söylediğim gibi demokrasinin özüne terstir. Evet, şimdi Genel Başkan Yardımcınız Uğur Gürel'in bu söylediği yani Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmalıdır. Sizin şu anda DSP olarak resmi söyleminiz midir? Cumhuriyet Hayır. Halk Partisi kapatılmasını istiyor musunuz? Efendim resmi söylem olarak açıklandığında partinin resmi temsilcisi genel başkandır. Ancak şu konudan hareketle muhtemelen bu görüşler ortada yoğunlaşabiliyor. Dikkat ederseniz son zamanlarda işte sizin de sohbetimizin başında DSP bir bölücü parti midir ya bölen midir gibi başladığınız yerde karşılığını Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri, Cumhuriyet Halk Partisi var, işte bizim adaylarımız var, birlikte hareket etmeliyiz. Hatta bunu Sayın Kılıçdaroğlu geçen 2015 seçimleri döneminde de söylemişti, 24 Haziran seçimleri öncesinde de söylemişti. Ya CHP varken DSP'ye ne gerek var diyebilmiştir.
kendileri dışında bir sol yapılanmanın güçlenmesini arzu etmeyen bir ana muhalefet partisi anlayışı var, yapısı var. Buna karşılık eğer diğer sol partiler gelişemeyecekse, geliştirilmesine destek verilmeyecekse, o zaman bunun adı nedir? Solun önünde bir engel olmaktır. Şimdi ben beklerdim ki Atatürk'ün partisi olan toplumuna çağdaş medeniyetler seviyesini, muasır medeniyetler seviyesini hedef göstermiş bir liderin kurduğu partinin temsilcileri olarak hak, hukuk, adalet diye bir yürüyüşü gerçekleştirmiş olan bir partinin temsilcileri olarak parlamentoda antidemokratik seçim yasalarının kaldırılması için birbirlerini parçalamaları gerekirken partilerin seçimlere katılmasını yadırgayan açıklamalar yapmasını siz makul görebilir misiniz? Bunu hiç kimse kabul etmez. Eğer demokrasi varsa toplum istediği yere oy verebilmeli. Gerekirse diyelim Demokratik Sol Parti seçmenden aldığı bir milletvekillik oyuyla ya da bir belediye başkanlığı oyuyla aynı Tunceli Ovacık'ta yaşadığımız hadise gibi yarışabilmeli, topluma hizmet edebilmeli. Bunun önünü açacak olan sağ partiler değil, tam tersine sol partilerin olması lazım. Bu olmayınca tabii ki bu tip görüşler ister istemez ortaya dökülüyor. Şimdi biliyorsunuz 90'lara dönelim. SHP o dönem aslında solu birleştiren çok önemli bir hareketti, partiydi. İçinde depliler vardı. Pek çok farklı sol parti ya da sol hareket diyelim yer almıştı. Şimdi bugün DSP nasıl bir sol, siz diyorsunuz ya farklı bir sol gerekiyor Türkiye'ye. Örneğin mesela HDP ile kimse ittifak yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti neredeyse HDP'den fellik fellik kaçıyorlar. Oysa HDP bugün parlamentonun üçüncü büyük partisi. Örneğin DSP, HDP'yi nasıl bir parti olarak görüyor? Güç birliği yapmayı düşünür mü? TİP, Türkiye İşçi Partisi'nden iki milletvekili biliyorsunuz mecliste. Onları içinize almak ister misiniz? Yeşillerle ittifak yapmak ister misiniz? En azından bu partilerin tabanına bir çağrınız var mıdır? TSP, HDP ve Kürt meselesi konusunda nerede durur? Efendim, Demokratik Sol Parti, biz zaten ittifak anlayışına karşı seçimlerde ittifak diye bir hadise olmaz. Seçimlerde partiler çıkar, seçmene programını anlatır, oy ister. Seçildikten sonra gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, gerek belediyelerin meclislerinde, gerek büyükşehir meclislerinde toplum yararına alınacak kararlarda bir ittifak kurulabilir. Bunda hiçbir beis yok. Yani ben topluma gidip oy isterken birisini seçtirmek, yani başka bir partinin mensubunu seçtirmek için seçime gider miyim? Bu çok saçma. Yani bu HDP de olabilir bizim için, AKP de olabilir, CHP de olabilir. Dolayısıyla HDP'ye bakış açımız MHP'ye bakış açımızdan farklı değil. O da yasalarla kurulmuş. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve siyasi partiler yasasına uygun çalıştığı kabul edilen, parantez içinde aksi olsaydı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı herhalde kapatma davası açardı. Ayakları yere basmayan iddialarla siyasi partileri kötülemek bizim tarzımız değil. Bulunduğumuz meclislerde seçildiğimiz, belediye başkanımızın seçildiği ya da bizim meclislerinde olduğumuz yapılarda eğer oradaki temsilci partilerle bir işbirliği yapılacaksa bunda hiçbir beis yok. Herkes yapar. Yani benim şimdi partimin Diyarbakır'da belediye başkan adayı var. Büyükşehir'de de var. İlçelerinde de. Peki şimdi büyükşehirde bizim diyelim ki adayımız kazandı. Mecliste de HDP'nin temsilcileri çok. Ne yapacağız? Yani ittifak kurmayacağız mı? Birbirimizle kavga mı edeceğiz? Dolayısıyla bunlar bana göre sunni tartışmalar, toplumu bir yerlere yönlendirmeye çalışan tartışmalar. Bunu şunun için söylüyorum, biraz önce sizin söylediğiniz düşünceye çok da katılmıyorum. Halkçı Parti vardı değil mi? Türkiye'de genel izniyle birisi Milliyet Demokrasi Partisi'ydi, birisi de Halkçı Parti'ydi. Peki nereden çıktı SODEP kuruldu? O zaman SODEP bölücü bir partiydi. Partiyi böldü. Sosyal Demokrat Halkçı Parti haline geldiler. Güya bütünleştiler ama aslında küçüldüler. Bülent Ecevit o zaman bunları çok net olarak gördüğü için generallerin kalmadan kendiliğinden Demokratik Sol Parti'yi ayrıca kurdu. Hatırlarsanız 1992 yılında yeniden açıldı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani 27 sene önce.
27 sene önceden sonra 1999'da bir 8.3 oy aldı ya da 8.5 oy aldı. Hiç bağırdık mı biz oyları niye bölüyorsunuz diye? Türkiye'nin birinci partisiydik. Yani bizim arzumuz solcular olarak, demokratlar olarak, bizim çalışmamız bu antidemokratik yasaların ortadan kaldırılmasına yönelik olmalı. Biz birbirimizi döverek bir yere varamayız. Tam tersi. CHP'ye oy vermek istemeyen ama DSP'yi de küçük gösterdiğiniz için, yok etmeye çalıştığınız için oylarının boşa gideceğini düşünen seçmen gidiyor Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor, AKP'ye oy veriyor ya da sandığa gitmiyor. O zaman müsaade edin, bu kapı da açık kalsın. Oralarda sıkışan sol oyları da DSP toparladığında sizin işte şimdi hedef koymaya çalıştığınız AKP'nin yıkılmasının yolu açılmış olsun. Ama bunu yapmıyorlar. Allah'tan sağlık, devletten aylık. Biz parlamentoda oturalım, iktidarda olmayalım. 27 senede bir tane bakanlığınız olmamış. Yani ben bunları söylediğim zaman diyorlar ki DSP Genel Başkanı çok sert konuşuyor. Ben sert konuşmuyorum, gerçeği anlatıyorum. Artık aklı başında olan, okumuş, yazmış, ilerici, devrimci, çağdaş medeniyetleri kendisine hedef olarak belirlemiş aydın insanların bir kenara oturup düşünmesi lazım. Ya 27 senedir iktidar olsunlar diye bekliyoruz. Daha tık yok. 3 defa iktidar olmuş partiye, sen partiyi kapat gel diyor. Niye bölüyorsun diyor. Bu hakça bir şey midir yani? Allah için hakça bir şey mi? Şimdi şöyle, bu söylediklerinize dayanarak bir iki soru daha sormak istiyorum. Hakikaten Türkiye'de solun birleşmesi ya da yeni bir sol partinin çıkması çok önemli. Yıllardır da bunu tartışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar solcu ya da sosyal demokrat kimliği olup olmadığı da çokça konuşuldu, tartışıldı. Aydınlar tartıştı, yani bütün yazar çizer, çok siyasetçilerle tartıştılar. O yüzden... Da geçiyor. Şimdi o yüzden sormak istiyorum. Bugün eğer DSP tekrardan sizin ifadenizle bir sola, sosyal demokrasiye umut partisi olacaksa, örneğin HDP'ye gitmeyen, daha doğrusu eskiden gitmiş ama şimdi artık gitmekte çekinen sosyal demokrat ya da sol oyları, yine HDP'ye gitmeyen şehirli Kürtlerin oylarını çekebilecek misiniz? Yani o HDP ve CHP'ye giden oyları, özellikle 7 Haziran seçimlerinde giden oyları bugün DSP alabilecek mi? Bunun için çünkü bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Sizin örneğin Kürt seçmenlere vaadiniz ne? Sosyalist seçmenlere vaadiniz ne? Sosyal demokrat seçmenlere vaadiniz ne? Çok daha somut şeyler söylerseniz nerede durduğunuzu anlayabilecek seçmenler, o yüzden soruyorum. Çok somut söylüyorum. Bu seçmen kriterine katılmıyorum. Yani seçmeni eğer siz Kürt seçmen, sosyalist seçmen, efendim ülkücü seçmen gibi ayrıştırmaya götürürseniz bizim o özelliklere yönelik spesifik bir önerimiz olamaz. Bizim seçmene yönelik bir önerimiz olabilir. Bu seçmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, cebinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanını taşıyan herkestir. Etnik kökeni Kürt olabilir, Laz olabilir. Efendim kendince daha farklı düşünceler içerisinde olan insanlar olabilir. Bizim bütün söylemlerimiz toplumadır. Yani ben Kürtlere özel bir söylem geliştireyim ya da Lazlara özel bir söylem geliştireyim, böyle bir şey yok. DSP'nin programı 80 milyon vatandaşa yönelik bir program. Bunu ayrıştırmak çok yanlış. Ama konuyu özünde HDP olarak algılatmaya çalışırsanız o HDP'nin sorunu, bizim sorunumuz değil. Diyarbakır'daki benim Büyükşehir Belediye Başkanı adayıma herhalde Bilecik'teki seçmen gidip oy vermeyecek, oradaki Kürt insan oy verecek. Dolayısıyla onlara yönelik de aynı şekilde. Peki, şimdi duyabiliyorsunuz beni değil mi tekrar? Duyuyorum. Tamam. Şimdi bir iki tane daha sosyal medyada çokça akıllarda olan ya da konuşulan, tartışılan soruyu daha sorayım size. Onlara da lütfen cevap verin. Bunlardan evet. Bir tanesi, Star Gazetesi sol oylar DSP'ye gidecek diye çok mutlu mesut bir şey atmış, manşet atmış. Star Gazetesi DSP'den çok umutlu. Bu tabii beraberinde şu soruyu getirdi açıkçası. Bir de sizin bazı adaylarınızın özellikle AKP'ye destek veren medya tarafından çok ön plana çıkarılması. Acaba DSP'yi AKP mi kurdurdu? Sizi AKP mi kurdurdu? Bizi Ecevit kurdu bu partiyi. Niye AKP yoktu Ecevit bu partiyi kurduğunda? Hiç kimse kurdu. Ya da şöyle diyelim. Bugün tekrardan... Bunlar size yöneltilen eleştiriler, ben şahsi fikirlerimi sormuyorum. Şu söyleniyor, ya DSP sonuçta hiçbir geçtiğimiz en önemli seçimlerde hiçbir varlık gösteremedi. Bugün tekrar sahneye çıktı.
bunu tekrardan sahneye çıkartan, destekleyen, pompalayan AK Parti. Aynen. Böyle midir? Ya da MHP midir? Çok çok özür dilerim. Ortaya çıkaran ve güçlendiren Demokratik Sol Parti'nin genel başkanıdır. Yani her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyişi vardır. Ama yani bir başka gazete çıkarıyor, efendim televizyon yayınlarını alıyor diye eleştirenlere ben buradan sesleniyorum sizin aracılığınızla. Bunu seslendirenler kendi gazetelerine çıkardılar da ben kaçtım mı? Ya da onlar televizyonlarına çağırdılar da gitmedim mi? Bunlar dedim ya ayıp şeylerdir. Çağırırsınız, ben doğrumu yanlışımı sizin kanalınızda da söylerim. Eğer halk beni beğenirse, bu partinin görüşlerini benimserse destekler, bundan neden korkuyorsunuz? Yani ben bugün isim vererek de söylüyorum. Ya Sözcü gazetesini okuyorum. Rahşan Hanım efendim işte DSP'ye söz geçirememiş. Rahşan Hanım DSP'den ayrılalı kaç sene oldu? 2009 senesinde olağanüstü kurultaydan sonra Hulki Cevizoğlu'yla beraber parti kurdu ve bir daha da DSP'ye gelmedi. Yani bunu kullanmanın bir anlamı yok. Yani Sözcü gazetesi Önder Aksakal'ı çağırdı da röportaj yaptı da Önder Aksakal kaçtı mı bundan? Şimdi sen kendin çıkarma DSP'yi, sürekli perdele perdele perdele. Bir gün bir tanesi gelir, buyurun bizim kanalımızda konuş der. Ben de giderim. Yani CNN çıkardı da gitmedik mi? Onun için bunlar yanlış şeyler, ayıp. Ve demokrasiye de aykırı. Bakın siz davet ettiniz. Geldik. Hiçbir mazeret öne sürdük mü? Sorduğunuz bütün sorulara tüm çıplaklığıyla, tüm içtenliğimizle cevap veriyorum. Siyaset de böyle olmalı. Ne demek? Oyları bölmek ne demek? Nereden alacağım ben seçmeni? Partim benim burada. 33 yıllık parti. Ben AKP'den de seçmenden oy alıyorum, istiyorum. MHP'nin seçmeninden de istiyorum. HDP'li seçmen varsa Kürt seçmen aday gösteriyorum. Çünkü orada geçmişte belki HDP'ye oy vermiştir. Ama bu seçimde bana vermesini istiyorum. Yani oradaki Kürt seçmen DSP'ye oy verince ben HDP'yle işbirliği mi yapmış olacağım şimdi? Bunlar çok olaylar. Bu arada hemen belirteyim, T24'te bizde herkese kapı açık. Herkes istediği gibi gelip konuşabilir. Bizim kimseye karşı, hayır ben kendi tavrımızı bu arada koyayım dedim. Tabii. T24 bu konuda bütün adaylara eşit mesafede ve sansürsüz yayın yapmaktadır. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Televizyonu. Şu anda bizim yayınımızı herkes izliyor. Ben bunu size yönelik söylemiyorum. Bakın. Yara biliyorum, biliyorum. Ben arada bizim tavrımızı söylemek için söyledim bizim sadece. İsmail Küçükkaya burası demokrasi meydanı diyor. Arkadaşlarımız defalarca iletişime geçiyorlar. İnanın adımızı bile anmıyor adam. Yani ansın diye de söylemiyorum, anmasın hiç önemli değil ama demokrasiyi isterken işte burası demokrasi meydanı derken, herkes açık derken dürüst olacağız. Dürüst. Beni çağırdığında gelmezsem diyeceksin ki gelmiyorsun, sağ partilerin ya da işte o yandaş medya diyorlar ya, oralara gidiyorsun diye iddia etsinler ya da öyle bir isnatta bulunsunlar, kabul ederim ama öyle bir şey yok. İki soru daha var sizinle ilgili sorulması gereken, yani size sormak istediğim ki iddialara cevap verebilin. Birincisi, bu seçim propagandasının ya da seçim çalışmalarınızın finansmanı nasıl olacak? Kimden para alıyorsunuz? Burada da yine çokça sorulan soru, AK Parti MHP ittifakı sizi finansal olarak destekliyor mu? Bu iddiaya cevabınız ne olur? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Bu iddiayı yapan birisi varsa ispatlamakla mükelleftir. Demokratik Sol Parti en son hazine yardımını 2002'de almıştır. 2002 seçimlerinde. Ondan sonra mevcut kendi kaynaklarını kullanan bir partidir ve Demokratik Sol Parti'nin gerçek Atatürkçü, gerçek Ecevitçi, gerçek yurtsever mensupları, üyeleri ve sempatizanları bu partinin bugüne kadar ayakta kalması için kendi, hani derler ya, evine götüreceği bir ekmekten yarısını keserek buraya vererek yaşatmıştır. Ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim fahiş bir yaşantımız yok ki. O bahsedilen iktidar partisi büyük paralar vermiş. Bakın bakalım etrafta var mı öyle aman aman para harcanan bir konu? Hiç sizlerle, basınla parasal bir ilişkiye girdik mi? Şeffaf olacak mısınız? Yani bu konuda... Elbette şeffafız. Elbette şeffafız. İnanın, bakın partimiz için... bir görsel hazırlatıyoruz. 1500 liraya yapıyorlar. Bunu bile çok görüyoruz. Kendi aramızda para toplayıp 10 tane yaptıracağımıza 5 tane yaptırıyoruz. İkisini bir araya getiriyoruz. Seçim bildirgemiz var. Cumhuriyet Kent Projesi. İçinde 10 madde var. Yani 10 ilke, 10 hedef, 10 reform koymuşuz. Bunları tek tek yaptırırsak 15 bin liraya mal olacaktı. İkisini birleştirerek, yaptırarak yolumuza devam ediyoruz. Yani İnsanları bu tip şeylerle, mesnetli şeylerle karalamak hiç kimseye yakışmaz. Peki,
Buna bağlantılı bir soru sorayım, sonra son soruma geçeceğim. Bütün aday gösterdiğiniz belediye başkanlarının bugüne kadar yolsuzluğa hiç bulaşmamış, temiz ve parasal konularda tertemiz sicile sahip olduğunu halka, kamuoyuna vaat ediyor musunuz ve garantisini veriyor musunuz ve arkasında mısınız? Efendim, bunun garantisini devlet veriyor zaten. Biliyorsunuz, aday olunurken Yüksek Seçim Kurulu adaydan 4 tane belge istiyor, erkek adaydan. Diyor ki, 1- nüfus cüzdanı ne olacak? 2- askerliğini yapmış olacaksın ya da ilişkin olmayacak. 3- diploman olacak diyor. En az ilkokul mezunu olman gerekir diyor. 4- savcılıktan bana temiz kağıdı getir diyor. Adli sicil kaydı. Yani orada sabıkasının olmadığını devlet istiyor zaten. Şimdi benim adaylarım geldiğinde adli sicil kaydı yoktur, arşiv kaydına rastlanmamıştır diyorsa ben bir adaya sen hırsızsın diyebilir miyim? Böyle bir şey olur mu? Yani varsa insanların bu tip bahsettiğiniz olumsuzlukları, elbette devletin yasal organları var. Gider onlarla işini yaparlar. Görevdeyse de alırlar. Dolayısıyla ben o konuda ne, kim kime kefil olabilir ki? Yarın yapmayacağını malum. Aday gösterdik. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı içerisinde de onlarca hadiseyle karşılaşıyoruz. AK Parti'nin yapısı içerisinde de onlarla hadiseyle karşılaşıyoruz. MHP'de de böyle. Bütün partilerde bu tip şeyler var. Yani ben DSP'den aday olup da ya da seçilip de yarın böyle bir şey yapmaz diye kefil olur muyum ben? Ben bir genel başkanım. Bana gelmiş temiz kağıdıyla aday göstermişim. Herkes seçtiği adaya sahip çıksın. Vatandaşın da tabii bu konuda şeyi var. Sorumluluğu var. Peki. Önder Bey, son sorum. Şu ana kadar çokça İYİ Parti-CHP ilişkisini eleştirdiniz. Daha önce de yapılan açıklamalarda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saadet Partisi ile yaptığı işbirliğini ya da daha sağdan adaylar koymasını parti yöneticileriniz de eleştirdiler. AK Parti'ye ve MHP'ye ne gibi eleştirileriniz var? Onlar şimdi sizin rakibiniz. Mesela AK Parti'nin özellikle temel haklar, hukuk, adalet konusundaki icraatları konusunda ne diyorsunuz? AK Parti'nin adayları konusunda ne diyorsunuz? AK Parti MHP işbirliği konusunda ne diyorsunuz? Ekonomik kriz konusunda ne diyorsunuz? Nedir AK Parti'ye eleştirileriniz? Şimdi efendim, demokrasiyi özellikle söylüyorum. Demokrasiyi, hukuku ve adaleti ön plana çıkarmadığınız müddetçe devlet yapısı bundan zarar görür. Bu bir gerçek. Şimdi geçtiğimiz süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bahsettiğiniz iktidar partisinin bazı belediye başkanlarını tırnak içerisinde keyfi gerekçelerle seçilmiş insanları görevden aldığına tanık oldum. Seçilmiş başbakanı görevden aldığına tanık oldum. Bunlar toplumda tabii ki bazı konularda sıkıntılar yaratıyor. Bu yapıyı destekleyen geçmişte bu olumsuzlukları ağızlara alınmayacak gariz terimlerle, küfürlerle yatsıyan siyasetlerin bir anda bir araya gelmesi Türkiye'de farklı bir olayın hayata geçtiğinin göstergesidir. Yani bir ittifak adı altında yapı oluşturuldu. Dikkat edin, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan bir siyasi parti, milliyetçiliği ayaklar altına alan siyasi partiyle ittifak kurdu. Bu gidişe evet, o partilerin evet, tabanlarından bir tepki oluyorsa ve kendilerini düzgün siyaset yapan, topluma güven veren bir partide devam etme kararı alıyorsa, bunu hiç kimsenin yadırgamaması gerekiyor, ayıplamaması gerekiyor. O zaman önce demokrasiyi içselleştireceğiz. Kendi kendimize, bütün siyasi hareketlere toplumu açacağız. Kanunlarımızı açacağız. Çıkacağız, yarışacağız. 5 oy alır, bir tane temsilci getirir. 15 oy alır, 3 tane temsilci getirir. Bundan neden rahatsız olur anlayabilmiş değilim. Bağlantımızın sağlığı için bitireceğim. Ama son soru, beka sorunu var mı? Cumhurbaşkanı hayır, Erdoğan'la MHP lideri Türkiye'nin beka sorunu olduğunu düşünüyor. Onlar ama Cumhuriyet Halk Partisi, onların kendi beka partileri, beka sorunları var diyor. Parti olarak beka sorunları var diyor. Siz bu tartışmanın neresinde duruyorsunuz? Beka sorunu AK Parti'nin mi var, Türkiye'nin mi var? Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi biz bu tartışmaların tamamen dışındayız. Önümüzdeki sürece ilişkin bulundukları pozisyona dair beka sorunları var. Hepsinin var. Dolayısıyla DSP toparlayıcı parti kimliğiyle bu savrulmuşlukları mutlaka toparlayacak ve toplumu yeniden kardeşçe, barış içerisinde yaşayacak bir ortama taşıyacak. Bakın,
Cumhuriyet kent uzun projesi dedik. Bakın bildirgemizin adı bu. Cumhuriyet kent. Yani kentlerimizi artık cumhuriyet değerleriyle yeniden buluşturmak zorundayız. Bunu yapabilecek tek parti kavgadan, gürültüden, iftiradan, hakaretten uzak siyaset yapan Demokratik Sol Parti ve bunu başaracağız. Orada sesiniz kesildi. Bütün bunu söyleyen partilerin hepsinin beka sorunu var dediniz. Doğru mu anladık? Olmasa zaten bu kadar kavga gürültü olur mu? Bakın iktidardaki parti de dahil olmak üzere daha dün listelerin verileceği güne kadar birbirlerinin yerlerini değiştirmek ihtiyacı hissettiler. Bu çok önemli. Aynı şekilde diğer Millet İttifakı denilen partiler içerisinde de bakın Mersin'deki adayı gösterdiler. Enteresan şeyler oldu. Belediye başkanının CD'sini vermediler şeye. İl seçim kuruluna. Bu bir tesadüf olamaz. Bakın son olarak şunu söyleyeyim. Sizin de zamanınız anladığım kadarıyla tamamlandı galiba. Bir büyükşehir belediye başkanı adayının hiçbir evrak yok. Bir kişi. Bir CD hazırlanıyor. Büyükşehir belediye başkanı adayının adı, soyadı, işte özellikleri yazıyor. Bu bir de kağıda dökülüyor, mühürleniyor, götürülüp il seçim kuruluna verilecek. Bu kişi, Mersin'e özel söylüyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kocamaz ne zaman aday gösterildi? Diyelim ki bir ay önce. Ya bir ay önce seçim takvimi başladı. Evrakını adamın götürüp verseniz de seçim kuruluna. Niye bekliyorsunuz son dakikaya kadar mesela? Hadi diğer ilçelerde bu oluyor. Dersiniz ki belediye meclisinde işte birisi 2'de oldu, birisi 8'de oldu, kargaşa oldu, anlaşmazlık oldu. Son dakikayı bekledik dersiniz anlarım. Ama bir büyükşehir belediye başkanının evrakını son saniyeye bekletip sonra ben mesai 5'te bitiyormuş, 5.30'da bitiyormuş gerekçesiyle uydurup insanları kandıracak açıklamalar artık yıldı. İnsanlar bıktı bunlardan. Dolayısıyla düzgün siyaset yapacağız. Herkes biraz önce sizin dediğiniz gibi şeffaf olacak. Demokratsa demokrasiyi savunacak. Diktatörse diktatörce davranacak. Ama bütün bunların dışında bizim Demokratik Sol Parti olarak söylediğimiz bir tek şey var. Cumhuriyet kentlerini yeniden yaratacağız. Sevgiyi hakim kılacağız. Üretimi hakim kılacağız. Üreterek geçineceğiz, yaşayacağız. Başkalarına dilenerek değil, başkalarından borç alarak değil. Az yiyeceğiz ama kendi kazancımızı yiyeceğiz. Kapatacağım ama Cumhurbaşkanı Erdoğan size randevu verdi ve gitmemişsiniz. Neden gitmediniz ve sizce neden çağırdı sizi? Kısaca bunu da belki söylemek istersiniz. Gizli saklı bir hadise değil. Ben 2015 yılında genel başkan olduğumda Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedim. Çünkü seçildiğim günün ertesi günü bana tebrik telgrafı göndermişti. Seçildiğim görevle ilgili. Ve bir nezaket ziyareti için talepte bulunmuştum. 2016 yılında olağan kurultayımızı yaptık. Yine aynı şekilde tebrik telgrafı geldi. Yine nezaketen, biz Ecevit'ten böyle gördük devlet terbiyesini. Teşekkür etmek için randevu istedim. Gene verilmedi. Ama geçtiğimiz 15 gün önce böyle bir hadise ortaya çıktı birden. Yani özel olarak bugüne dair bir randevu talebimiz olmadı. Bu sefer ben de seçim ortamında olduğumuz için, bunun farklı değerlendirilebileceğini düşündüğüm için, işte biraz önce siz dediniz ya, sizi kim finanse ediyor? Demek ki ben oraya gitseydim hapı yutmuştuk yani. Herkes saraya gitti, valizi doldurdu, geldi diyecekti galiba. Ya da öbür taraftan, kendi içlerindeki kavgadan, işte Cumhurbaşkanı demek ki DSP'ye kadar muhtaç hale geldi denilecekti. Biz bu tip kısır çekişmelerin içerisinde yer almak istemedik ve böyle bir tasarrufta bulunduk. Bu da ayıp değil. Sayın Cumhurbaşkanı'yla seçimlerden sonraki bir süreçte görüşmemizde, onu ziyaret etmemizde hiçbir beis yok. Devletin başındadır yani. Bir son soru geldi, onu da sorup kapatayım. Herhangi bir yerde... Evet, o sırada sorular geliyor çünkü herhangi bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi kıl payıyla orayı kaybetse, DSP nedeniyle AK Parti'ye kaybetse, DSP'nin bir adayıyla CHP'nin adayı arasındaki yarış nedeniyle üzülür müsünüz ya da tepkiniz ne olur? Ben bir örnek vereyim, Ankara'yı verelim örnek o zaman. En büyük şehirlerimizden başkentimiz. İttifakların ikisinin adayı da ülkücü. Demokratik Sol Parti'nin adayı solcu. Şimdi karşımda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak olan bir ülkücü ne kadar kaybederse kaybetsin. Öbürkü de ülkücü. Aynı duyguyu taşırım ben. İki tane ülkücüden birisi kaybetmiş olur. Benim için değişen bir şey yok. Ama ben solcu olarak Sol Parti'nin adayının kazanması için çalışırım. Yoksa kaybeden iki ülkücüden biri olur. Ben AK Parti kaybetti demem ya da CHP kaybetti demem.
Peki, dolayısıyla şöyle kapatalım. Herkes manşet atarak kapatıyor. Kimi dedi ki bu bir referandum seçimidir dedi. 31 Mart'tan sonra bambaşka bir Türkiye olacak diyenler var. AK Parti MHP diyor ki beka sorunumuz vardır. Çok önemli. Sizin manşetiniz ne? 31 Mart seçimlerinde neyi oylayacak seçmen ve sonrası için nasıl bir manşet atarsınız DSP adına? Şimdi ben şu görüşü benimsemiyorum. 31 Mart bir kırılma noktasıdır falan deniyor. Ben buna katılmıyorum. Çünkü Türkiye kırılma noktasını 3 Kasım 2002'de yaşadı biliyorsunuz. O zamanlar başbakan oldu Sayın Tayyip Erdoğan. Kim başbakan yapmıştı? Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz bütün yasaklarını kaldırdı. O zamanlar Deniz Baykal. Gittiler anayasayı değiştirdiler. Tayyip Erdoğan'ı başbakan olmasının yolunu açtılar. Ve adam dedi ki ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım. Değişimi ve dönüşümü başlatıyoruz dedi. Onlar zaten yapıyorlar. O kırılma noktası o zaman oldu. 31 Mart bir kilometre taşıdır. Demek ki bugüne kadar muhalefet partileri bu gidişi düzeltemediler. Bu kırılma noktası dedikleri bizim için kilometre taşı dediğimiz 31 Mart'ta Demokratik Sol Parti yapılamayan muhalefetin gereğini yapacak ve iktidara talip olarak 2023 yoluna gideceğiz. Onun için sloganımızın bu seçimlerdeki jingle diyorsunuz siz değil mi? Logomuz gözün aydın Türkiye diyorum. Demokratik Sol Parti geliyor. Sayın Önder Aksakal çok teşekkür ederiz. Bir gün T24'de İstanbul haber merkezimize de bekleriz. Daha yüz yüze bir sohbet yapma imkanımız olur. Çok teşekkürler. T24'te kalın. Adayları bu süreçte almaya devam ediyoruz. Ve herkese de kapımız açık. Daha önce de söyledim. İyi akşamlar efendim. Size de iyi akşamlar, iyi çalışmalar.